Merhaba arkadaşlar, Razya Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra sizlerle bir İnoyasa anlatımında bulunacağım arkadaşlar. Şu şekilde ben yazmamı bitirdim. Modelim ise şu şekilde boncuklu, çok kolay bir model arkadaşlar. Yazmam çok renkli olunca o yasanı çok sade tutmam gerekliydi ve bu şekilde yaptım. Şimdi bugün bu güzel oyayı anlatacağım. Öncelikle malzemelerimiz, tabii ki olmazsa olmaz ipimiz. Ben bu şu altın başan iplerinden kullanacağım. Şu şekilde boncuklarım var, inci, küçük inci boncuklardan. Çakmağımız var iplerimizi yakmak için. Bir tane makasımız var, bu bana arkadaşım Zeynep ve Feride'den hediye. Şu şekilde kabı da var. Ve öncelikle ben bunu yazmamı bitirdiğim için sizlerle şu şekilde bir mendilin kenarına başlayacağım. Burada da değişik modeller var. Bu modellerin hepsinin anlatımı da kanalımda mevcut arkadaşlar. Öncelikle her şeyimiz hazırsa iğnemize, ipimizi takarak başlayalım. Ben sizlerin daha net görebilmesi için rengimi pembe seçtim. Siz yazmanın kenarına uygun olarak seçersiniz. Öncelikle dibinin zürafasını yapmamız lazım. Şuraya koyalım. Önce zürafa yapalım. Sonra modelimize geçelim. Şu şekilde koydum. Şöyle bir düğüm attım. Zürafa yapımını da basitçe göstermek gerekirse. Zürafaların boyutunu siz kendiniz ayarlarsınız. Ben normal büyüklükte yapıyorum. Şu şekilde hızlı hızlı zürafamı yapayım. Ondan sonra modelimizi beraberce çıkartalım. Evet arkadaşlar, zürafasını güzelce çektim. Ve şimdi modele başlamamız gerekiyor. Şu şekilde birinci zürafamıza, ben ipimi bu şekilde parmağıma arkasıyla tutturuyorum. Parmağımı zürafanın arkasıyla tutturdum. Şöyle düğüm atınca burası arkada kalıyor. Şu şekilde. Şöyle daha güzel. Şimdi ikinci zürafaya atlayarak iki defa dolayacağım. Şu şekilde bir tane minik zürafa yaptık. Şu ipi keselim. Kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir zürafa oldu. Şimdi bu zürafanın içerisine iğnemizi koyduk. Şu ipimizi de üzerine attık ve bu zürafanın içerisine geliyoruz. Şu şekilde. Şekilde oldu. Bir üçgen oldu. Ve şimdi bir tane boncuğumuzu iğnemize aldık. Şuraya oturtuyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu yanındaki zürafaya iniyoruz arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Şimdi şu boncuğun kenarına şöyle iğnemizi koyduk. Şu ucundaki ipi şu yana attık. Ve iki kere doladım. Şu şekilde tutarak asıldım. Şöyle bir şey oluştu. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra modelimiz tamamlanacak bayağı. 1 2 ve 3. Şimdi yanındaki zürafaya inelim. Burayı şöyle inerken düzeltin ki modelimiz düzgün olsun. Şu şekilde. Ben birazcık birbirine çok sık olmasın diye arkadaşlar, modelde de öyle, arasına bir tane zürafa atladım. Çok sık da yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zürafa boşluğu koydum. İkinci zürafaya tekrar modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarladım dediğim gibi. Şu şekilde yine zürafanın üstüne geldik. Şimdi tekrar bir boncuk alalım.
Boncuklar isterseniz renkli boncuk da seçebilirsiniz tabii ki. Ben bugün şu ince beyazı olan boncukları tercih ettim. Şu şekilde aşağıya inelim. Şöyle. Şimdi boncuğun dibini tekrar çıkalım. Şu boncuğu atalım. Şu şekilde arkadaşlar. Yine buraya çupur pır. Modelimiz zaten sıralı bir model olduğu için, renk değiştirme de olmadığı için çok pratik, çok kolay. 1-2 günde yapabileceğiniz bir model. Üçüncü pırpırımı da yapayım şuraya. Şu şekilde. Arada elinizle de düzeltin. Şu aşağıya, yanındaki zürafaya iniyoruz arkadaşlar. İnerken de şöyle düzeltin. Düzelte düzelte inin ki modeliniz muntazam olsun. Şu şekilde bir şey oluyor arkadaşlar. Niye netlemedi bu? Arka tarafa netliyor. Şekilde oluyor. Dediğim gibi biberi atlayalım. Ben bir tane zürafa boşluğu koydum. Şöyle. Bu yakınlıkta olması benim için ideal arkadaşlar. Şimdi sizlere bir tane daha yapacağım. Bir tane zürafa yaptım. İçerisine geliyorum. Diyemimi attım yani. Şu şekilde. Evet. Şimdi boncuğu şöyle iğneden geçirelim. Ve şu yanındaki zürafaya inelim. İnemedik. Burayı düzeltelim. Şimdi şu boncuğun şu dibine atalım ve boncuğun şurasına gelelim arkadaşlar. Üç pırpırı ta buraya yapıyoruz. Modelimiz çok kolay. Umarım beğeniyorsunuzdur modelimi ve anlatımımı. Uzun zamandır anlatmadığım için biraz heyecanlanmış olabilirim. Üç tane pırpırımı yaptım. Ve şu yanındaki zürafaya iniyorum düzelterek. Hiç ütüye bile gerek yok arkadaşlar. Bu modelde şu şekilde oluyor. Bir tane daha yapayım. Geliyorum. Şu şekilde 4 tane çiçeğim oldu. Şimdi bir tane de sizlerle sessiz yapmak istiyorum. Bu şekilde sadece görerek anlayanlar için. Ve bitiriyorum. Çünkü zürafam bu kadardı. Tüpten ipini keselim. Modelimi bir de yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Şu şekilde model
Çetemde neler var sizlerle şu şekilde hızlıca yakından göstermek istiyorum. Bir tane tuto koyan var. Bunların dediğim gibi hepsinin anlatımı sayfamda mevcut. Şu basit modelden var. Ekran görüntüsü almak isteyenlere. Şu boncuklu modelden var. Bir tane şöyle bir model var. Ve şunlar var. Ve bugün de yapmış olduğumuz bu model var. Şu şekilde sizlere tekrar bir yazmamı göstereyim ve sizlere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde şahane oldu. Beyaz olduğu için çok gözükmüyor videoda. Beyaz olunca çok odaklamadı. Bugünlük de videom bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.